Timsah Park'tan herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bursa Spor TFF 2. Ligin 13. haftasında sahasında Düzce Cam Düzce Spor'u konuk edecek. Bu mücadele saat 2'de başlayacak. Bursa Spor'un artık gündüz mesaisi başladı. TFF 2. Lig'de bu haftadan itibaren bütün maçlar artık saat 2'de oynanacak. Mücadele öncesi Timsah Park çevresinde bir sessizliğin hakim olduğunu söyleyelim. Bildiğiniz gibi Bursa bir işçi kenti ve şu anda da çalışan çok fazla insanın olduğunu belirtelim. Maç öncesi edindiğimiz bilgilere göre maça ilginin az olduğunu gözlemledik. Bu mücadelede 5000 aşkın Bursa Spor taraftarını bekliyoruz. Bu mücadele öncesi de Bursa Spor'un ilk 11'i belli oldu. Hemen size ilk 11'i saymak istiyorum. Kalede Canberk Burda Kul, Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Samet, Kubilay, Emre Tepegöz, Melih Sağlam, Mustafa Genç, Enver Cenk Şahin ve Berat Altındiş. Geçtiğimiz hafta Erzincan deplasmanında Hasan Ayaroğlu ve Ozan İsmail Koç ilk 11'deydi. Ozan İsmail Koç sakatlandıktan sonra, kart gördükten sonra cezalı duruma düştü ve onun yerine Emre Tepegöz'ü görüyoruz. Hasan Ayaroğlu da sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Onun yerine de Melih Sağlam'ın altyapıdan takviye edildiğini gördük. Melih de Afyon kampında takımla birlikte çalışmıştı. Altyapıda gerçekten kendisiyle ilgili çok iyi referansların olduğu bilgisi geldi. Bursa Spor bugün Düzce'yi ağırlayacak. Önemli bir maç olacak. Hemen Barış Yalım'ı konuk edelim ve bu mücadele öncesi kendisi ne düşünüyor? Bunu da görmek istiyoruz. Bursa Spor'da bir teknik direktör değişikliği de oldu. Bir yorumlayalım hep birlikte. İyi yayınlar, kolay gelsin. Şöyle geldim. Evet. Yazdan kalma bir Bursa günündeyiz adeta. Evet Oktay, yani biz de üstümüze başımıza bir şeyler giydik ama gerçekten çok sıcak bir hava var. Bu arada izleyenlerimize belirtelim, şunu mutlaka sosyal medyadan bu yayını paylaşırlarsa sevinirim. Şu anda ben o paylaşımı da hatta yaptım. Paylaşımı yaptım. Şimdi Bursa Spor için önemli bir karşılaşma. Her defasında bunu söylüyoruz. Neden söylüyoruz? İç saha maçları için. Bak, dış saha için önemli bir karşılaşma demiyorum. Bundan vazgeçtim. Ya bir köşe yazısı yazmışsın yani bu abi. Boşa parayı harcamayalım, takım gitmesin. Yani... Ya bunun bir cezası olmasa, yaptırımı olmasa vallahi biz deplasmana falan gitmemizin hiçbir mantığı yok. Uçak parası, konaklama parası, yeme içmesi, gezmesi, etmesi. Var oluyor. Biz hiç oynamıyoruz ki maç yani. Evet. Vallahi oynamıyoruz. Ya da götüreceksin oraya, turistik gezi yapacaksın yani. Turistik gezi. Biz Bursa Spor'la turistik geziler yapıyoruz. Tahsin Tam da, teknik direktör Tahsin Tam da son maçını maalesef Erzincan'da oynadı. Büyük bir olasılıkla zaten Çorum'la da anlaşmış kendisi. Abi bununla alakalı çok fazla çok fazla eleştiri var. Eleştiri var Oktay. Şimdi yani... doğru. Şimdi Tahsin Hocam'ı çok seviyorum. Bursa Spor'da başarılı oldu olmadı tartışılır ki olmadı. Maalesef olmadı. Ben olmasını da çok isterdim. Tahsin Hoca gerçekten kaliteli bir insan. Kaliteli bir teknik adam. Ve kaliteli bir antrenör. Ama olmadı. Bazı şeyler tutmayabilir. Ama keşke Tahsin Hocam hani Bursa Spor'dan ayrıldıktan sonra bir 3-5 gün ya gitsin. 3-5 gün sonra o duyuru. Yani 24 saat geçmeden bir duyuru olması kafalarda soru işareti. Yani bu sefer ben şimdi şey düşünürüm. Tanımasam bak. Şimdi evet. Tahsin Hoca'yı tanımıyorum. Dışarıdan bir gözüm. Bursa Spor'u taraftarıyım. Derim ki Erzincan maçında sen Çorum'la anlaşmışsın. Erzincan maçını kaybettik. Sen zaten kafa olarak Bursa Spor'u bitirmişsin. Takıma ne verebilirsin ki? Niye Erzincan maçına çıktın derler adama. Bu sefer bunu çünkü anlaşmışsın, bitmiş. Yani sabah WhatsApp'tan yazışmadın herhalde yani. Ben gelebilir miyim, gel hocam falan demediler. Yani o yüzden üzdü bizi. O konu üzdü. Bunu evet. Bir kenara atalım ama kendisinin Bursa Sporluluğu tartışılmaz. Gerçekten kendisine de başarılar dilerim Çorum'da. İnşallah başarılı olur ki Bursa Spor'un yeni teknik direktörü İsmail Ertekin de bunu söyledi. Şimdi ben daha önceki yayınlarda da ve hatta sezon başında şunu söyledim. İsmail Ertekin ve Tahsin Hoca eğer aynı anda bu kulübe geliyorsa transfer tasarısı açılması gerekiyor. Çünkü transfer tasarısı açacak ki İsmail Ertekin bir iş yapacak. 5 ay geçti. Bununla alakalı evet. Sayın Başkan Ömer Furkan Banas hatta bizi eleştirdi. Yani ya işte tahta açacakmış evet. Da İsmail Hoca ondan gelmişmiş falan yaptı böyle. Hani evet. Böyle alaycı bir tavırla yaptı o sezon evet. Başında. İsmail Hoca'nın eğer ki İsmail Hoca yani sportif direktörlük konusu transfer tahtası açılmamasına rağmen çok önemli bir noktaysa hani nerede sportif direktör? Sportif direktör var mı şu anda? Gelecek mi? Biz yani. Soracağız tabii ki bu soruyu. Sportif direktör madem transfer tahtası açılmamasına önemli. Rağmen önemli bir olguysa şu anda sportif direktör neden yok? Yani Oktay'cığım bunlar tartışılı. Bunları yani biz de futbolu daha dün öğrenmedik. Dün PES oynayıp bugün gelmedik yani. Yani çünkü eğer transfer tasarısı açılmıyorsa sportif direktörün herhangi bir vasfı veya icadı olamaz. Sportif direktör İsmail Ertekin'de ya da başka bir şey söylüyorum. İsmail Ertekin kalırdı, yeni bir hoca gelirdi. Evet.
Sportif direktörlük çok önemliyse. Yani bahsetmeye çalıştığım nokta bu. Bir işi yoktu çünkü İsmail Hoca'nın. Şimdi ciddi bir işi var. Ciddi bir görev. Çok büyük mesuliyet ki ben üstesinden kalkacağını düşünüyorum. Çünkü abi, çok tecrübeli. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi teknik direktör değişikliği yaşandı Bursaspor'da ama şu gibi değil mesela. Bir değişim havası gibi değil. Çünkü İsmail artık yeni bu takımın içindeydi. Bu kadronun içindeydi. Taraftarlar özellikle ya hani Tahsin Hoca gitti, İsmail Hoca geldi. Ne değişebilir ki? Gibi bir bu soru soruldu. Evet. Kendisine ne değişeceğini söyledi. Kaybetmeyi kabul etmeyen bir takım yaratacağız. Ne demek oluyor bu? Daha önceki karşılaşmalarda kabul eden bir takım vardı. Yani herhangi bir reaksiyon gösteremeyen, geriye düştüğü zaman herhangi bir hamle yapamayan, evet, futboldan kopan, sahadan kopan, ki bunu da daha önce söyledik mesela Mustafa Genç taç atışı atacak, Hasan Ayaroğlu bağırıyor. Sahada yok adam. Futbolcular sahadan kopmayacak dedi. Disiplin anlamında ben İsmail Hoca'nın daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama bu takım disiplinli hoca geldiğinde çok iyi oynar, disiplinsiz hoca geldiğinde çok kötü oynar gibi bir tarz değil. Zaten takımın kapasitesi belli. Tahsin Hoca da 10 üstünden 3 olan takımı en fazla çıkartacağı nokta 3.5. Evet abi. O yüzden bu arada Bursaspor'un çok önemli bir taraftarı da şu anda tekrar maça gelmeye devam ediyor Oktay. Yeşil beyaz taraftarlar bu karşılaşma çok yoğun ilgi göstermedi. Evet. Sessizlik var. Piknik havası var şu anda. Yani cumartesi günü saat 2... Sen hatta baktın galiba. Kaç Oktay en son? Hani sen ya abi haber yapmayalım dedin. Yani 1500-2000 bandında bilet satıldığını öğrenmiştik. Yani bu çok düşük bir rakam. İnanılmaz düşük bir rakam. Maç saatinde de stadyum çevresinde de şu anda sessizliğin hakim olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Duyamıyoruz Oktay. Duyamıyoruz. Yani sessizliğin hakim olduğunu duyamıyoruz. Yani çünkü sessizliği duyuyor. Yani kimse yok Oktay. Yani Bursaspor yalnız... Ama bak maalesef... ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bursa'da çok fazla çalışan... Bursa bir sanayi şehri. Birçok arkadaşım çalışıyor. Abim. Kardeşlerim, kendi yaşıtlarım. Hatta yani 50-60 yaşında birçok kişi çalışıyor Oktay. Saat 2'de. Bu ikideki karşılaşmalar belki biz iş yaptığımız için, iş anlamında bizim için de ikide işimizi yapacağız, beşte gideceğiz, evet yapacağız, toparlayacağız, daha sakin bir şeyle. Ama taraftar için iki saat iki kötü. Özellikle cumartesi için. Pazar için sıkın bak, bugünkü karşılaşma pazar olsa taraftarı eleştiri yönünde bazı ifadeler kullanabilirdim. Neredesiniz? Evet, ama... Bu arada bu havada piknik havası ha. Bak bunu da altını çizeyim yani Oktay. Evet, sen ama... şimdi takım olarak bir şey veremezsen, deplasmanda turistik geziler yaparsan adam da gelir, iş sahada seni sucuk ekmeğe tercih eder yani. Bu böyle Oktay, bu hayat bu şekilde. Ama cumartesi günü karşılaşmanın oynanması maalesef bu nokta itti. Bugün karşılaşma 5000 taraftara geçer mi geçmez mi bilmem. Taraftarın olup olmaması tabii ki rakip takım için avantaj veya dezavantaj. Ama biz maalesef zaten 20.000'leri falan göremedik. Göremedik. 44.000 kişilik stadyum. Bir sürü Anadolu şehri geziyoruz. 15.000'lik yapıyorlar. 5.000 kişi geliyor, dolu gözüküyor. Evet. Biz de burada 5.000 kişi geldiğinde dürbünle bulmaya çalışırsın adamları yani. 10.000 kişi bile dolu gözükmüyor stadyum. Yani gözükmez öyle bir stadyum. 1/4'ü. Evet, öyle bir stadyum zaten oldu ki. Zaten açık kale arkası diye nitelendirdiğimiz ne? Güney miydi? Kuzey kale arkası. Saçma sapan da isimler koydular. Kuzey kale arkası, güney kale arkası falan böyle. Yok batı tribünü. Yani ne güzel efsane isimlerimiz var. Efsane isimlerini koy ya. Bilmem ne işte tribünü. Şimdi isim versek diğeri neden beni söylemedin der. Efsane isimlerin tribünü koy. Ya onlardan da bile bir haberler. Bursa Büyükşehir Belediyesi AŞ bilmem ne stadyumu zaten. Ne olduğu da belli değil. Bursa Büyükşehir Belediyesi. Timsah Park mı? Timsah Arena mı? Her şey düzensiz. Takımından düzen bekliyoruz. 16 yaşındaki çocuktan biz ne takımı ileriye götürmesini bekliyoruz. Şimdi İsmail Hoca geliyor. Ne değişecek diye bekliyorsun değil mi? İsmail Hoca ne değiştirecek? Disiplin sağlayacağım diyor. Ciddiyet sağlayacağım diyor. Tahsin Hoca'nın takımına daha önceki ciddiyetsizliklerle alakalı bir atıfta bulunuyor. Peki müdahale etmemiş mi sportif direktör Sayın sportif İsmail direktör olarak bilmiyorum. İsmail yani Hoca... O da çok ilginç bir açıklama. O zaman eğer öyleyse sportif direktör olarak niye ciddi konusunda takımı uyarmadı? Etti işte müdahale. Tahsin Hoca gitti. Evet. Yani... Müdahale böyle... Sportif direktör böyle müdahale eder Oktay. Altyapı'ya nasıl müdahale etti? Evet. Toz dumana kattı. Altyapı'da da kaçta kaç gidiyoruz Oktay galibiyet serisi olarak? Abi ilk galibiyetimizi geçtiğimiz hafta aldık. Maşallah diyelim. Koskoca Bursaspor 4 mağlubiyet, 1 galibiyet. Koskoca Bursaspor altyapısı 5 maçta 4 mağlubiyet oluyor. Vakıfköy'ü övüne övüne bitiremiyoruz değil mi? Evet abi yani. Daha önceki senelerde de biz Vakıfköy'ü övüne övüne bitiremiyoruz. Adam parasız gidiyor, oyun oynamıyor. İlginç bir düzey. Bir ciddiyet, bir disiplin gelmesi gerekiyor. İsmail Hoca'ya burada katılıyorum. Doğru evet. Söylüyor yani. Bir ciddiyet, bir disiplin gelmesi gerekiyor ki İsmail Hoca geldiğinde ilk Vakıfköy'e darbeyi vurdu. Şimdi A takıma darbeyi vurdu baktığında. Ben şimdi belli ki o Tahsin Tam'la İsmail Hoca bir konuşma yapmış. Çorum FK ayarlanmış. Tahsin Hoca Çorum FK'ya, İsmail Hoca da Bursaspor'a geldi.
O iş kapandı. Bundan sonraki reaksiyonu göreceğiz saha içinde. Ben Enver Cekşahin'e güveniyorum zaten. Bu ligde bu ayak önemli. Ne kadar önemli olduğunu da zaten deplasmanda oynanan karşılaşmada gördük. Kubilay'ın yokluğu, Enver'in yokluğu, Hasan'ın da saka sakat oynaması. Bu arada Selim Kurtulan'ı tebrik ederim. Oynama kardeşim dedi. 3 hafta sakatlandı adam. Evet. Yok zaten sakattı. Oktay sakattı da bizde bundan haberimiz var mı? Yok. Hasan söylüyor sakatım diye. Evet. Ben şimdi nereden bileceğim Hasan'ın sakat olup olmadığını veya oynayıp oynamayacağını? Ben yani oynamak istemiyor. Fotoğrafları da patır patır kaldırdı Bursaspor'dan. Yani bu biz onun haberini de yaptık. Yani gittik yönetimle de görüştük, hani yanlış bir haber yapmayalım dedik. Ama şurada mesela Hasan Ayaroğlu haftalardır tepki alıyor tribünlerden. Ve bu oyuncu ciddi bir sakatlık teşhisi var. Tamam da kim koymuş bu teşhisi? Doktorlar tarafından. Ki ne zaman söylediler bize? Bunu en son Selim Kurtulan'a söylüyor. Yani Bursaspor taraftar tribün lideri Selim Kurtulan sormasa biz Hasan'ın sakatlığıyla alakalı bir bilgi sahip değiliz. Bursaspor'un geldiği profesyonellik, kurumsallık bu. Evet. Ben de yoldan geçerken şimdi mesela benim bak Orkun yeğenim var. Sorsun bakalım bir futbolcuya nasıl durumun diye. Öğreneceğiz. Başka türlü öğreneceğiz çünkü. Ya evet. Adamın sakatlığını böyle öğreniyoruz. Diyor ki ben sakat oynuyorum diyor. Senin kurtan diyor ki oynama kardeşim o zaman diyor. Adam 3 hafta sahadan uzak kalacak. En az 3 hafta. Yani, en az 3 hafta. Ya bu da çok ilginç ya. Bu kadar büyük bir sakatlı olan bir oyuncu neden riske atılıyor? Neden taraftarın Oktay, hedefi benim kafamda geliyor? Soru işareti var kardeşim. Benim kafamda oyuncunun sakatlığıyla alakalı bir soru işareti oluştu bu durumdan dolayı. Bence de Hasan sakat oynuyordu. Ben Hasan'a çok güveniyorum. Hasan çok dürüst, çok kaliteli, karakterli bir adam. O ayrı bir şey. Ama oynayan adam bir soru soruluyor. sakat oynuyorum diye 3 hat sahadan uzak kalıyor. Bak şimdi. Kadro bu benim kafamda soru işareti. Kadro dışı kalmaz da. Aslında acaba oynamak mı istemiyor gelir kafamda. Yani sosyal medyada fotoğrafların kaldırılması, gönderilerin kaldırılması evet. Olunca. Ona hemen sorduk ama. Evet. Biz hemen pat diye bir haber yapmadık. Twitter'ı kapattı. Instagram'dan ilk önce Bursaporlu fotoğrafını kaldırdı. Sonra tüm fotoğrafını kaldırdı. Yanlış anlaşılmaya mal vermemek için. Ama benim kafamda soru işareti oluştu mu? Oluştu. Bunu oluşturan da Bursaspor Kulübü. Ben değilim. Evet abi. Hasan'ın sakatlığı açıklanır. Hatta bak ben sana çok güzel bir şey söyleyeyim. Hasan'ın sakatlığıyla alakalı bilgi verir. Hasan da burada memnun kalacak bak söylediğimden. Derler ki Hasan şu sakatlığı var ama fedakarlık yapıyor ve maçlarda oynamak istiyor. İğneyle de olsa oynamak istiyor. Burada hem Bursaspor Kulübü açıklamış olur. Hem Hasan'ın fedakarlığı vurgulanmış olur. Hem de Bursaspor taraftarı Hasan'a ekstra kızmaz. Adam helal olsun. Adam sakat oynuyor der. Her maç burada hani doğruyu söyleyeyim küfürler yedi Hasan. Yani gerek var mıydı bu futbolcunuzu bu kadar taraftarın önüne atmaya? Evet sakat oynuyor ama bunu resmi olarak niye açıklanmaz? Açıklarsın şey olur. Kubilay'ın da sakatlıklarının olduğunu biliyoruz. Enver Cenk Şahin'in de sakatlıklarının olduğunu biliyoruz. Hani ciddi bir bu şekilde. Bu arada ciddi sakatlıklar var da ben saha içerisinde herhangi bir darbe görmüyorum. Demek ki yapılan antrenmanlarda da bir sakatlık var Oktay. Aynı zamanda genç futbolcuların dakika 60'tan sonra koşamaması, evet. Yerlerde sürünmesi bu antrenmanlarda da belli bir sakatlığın olduğunu gösteriyor. Şimdi bu sakatlık neden oluşuyor? Bana onu da açıklayın. Yok. Ya 90 dakika koşulması yani evet futbol sadece koşmak değildir ama şöyle bir olay var abi. Kötü futbol oynayabilirsiniz ama kötü mücadele edemezsiniz diye. Yani kötü mücadele etme olayı gerçekten Bu da koşamasın oynayamasın ki. Evet. Bu da tabii ki boş koşular değil. Evet. Tuncay Şanlı gibi koşma. Evet. Ama bir konta çık. Zaten senin futbol kaliten ve taktiksel yapın deplasmanlarda özellikle defans çıkıp kontra ataklarla gol bulabilmen. Mesela Abdullah Taz geldi. Nasıl koştu? Aldı topu gitti. Evet. Biz zaten öyle bir gol bulabilirdik. Şeyde Berat da çok alışkın olmadığı için anam dedi top geldi. Ne yapacağım ben? Berat şeyi unuttu. Golcülüğü de unuttu. Top geldi dedi ben ne yapayım? Bir vurdu top direkt. Ya olacak iş değil. Berat da umarım yani bizim bu şekilde çıkışlarımız olması gerekiyor koşmada. Evet. Biz 60'tan sonra böyle pozisyonları yakalasak dahi adam koşarken topa basıyor. Oktay koşma değil evet ama bizim yakalamamız gereken şeyler bunlar. Bir anda koşacaksın. Adam 16, 17, 18 yaşında. Koşmuyor daha. Koşamıyor. Koşamıyor. O da istiyor koşmak ama koşamıyor. Yapılan yani. Antrenmanlarda bir sakatlık var Oktay. Ya bakalım bugünkü Düzyaspor maçına nasıl bir Bursaspor izleyeceğiz. Tahsin Tam'ın Bursaspor'u ile İsmail Ertekin'in Bursaspor arasındaki farkı net olarak göreceğiz. Bakalım bir değişiklik var mı çok abi? Çok büyük bir değişikliği hemen bekleyemezsin Oktay. Adam zaten İsmail Ertekin de kendisi söyledi. Yani ben dedi sihirli denlik yok elimde dedi yani. Haklı. Evet. Şimdi Tahsin Hoca gidiyor, İsmail Hoca bir geliyor, 5 tanıtıyor. Yani o kadar değil. Yani inşallah atarız. Ama Düzce'de fena bir takım değil. Evet. Sıralamada 7 puan üstümüzde olan bir takım sonuç olarak. Yani zor bir maç bizi bekliyor. Zor maç. Bütün maçlar zor ki Bayburt Lig'in en kötü takımı. Ki bugün de Tahsin Tam Bayburt'la oynuyor. Çok merak ediyorum bu karşılaşmayı Doktay. 2'de başlayacak o mücadele. Bütün maçlar 2'de değil mi bundan sonra? Bakacağız maçlara. İnşallah Bursaspor kazanır. Bizim temennimiz o. İç sahadaki karşılaşmaların kaybedilmemesi gerekiyor. Dış sahada zaten başımıza gelmeyen kalmadı.
Bundan sonra da Menemen deplasmanı var galiba İzmir'de. Menemen'den de nasıl döneceğimiz belli değil. O yüzden ilk sıradaki maçları ne kadar puan toplarsak o kadar iyi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli Bursaspor'da bugün takipçileri, Timsah Park'tayız. Mücadele saat 2'de Fox Sports'un YouTube kanalında yayınlanacak. Maç başladığı anda Bursaspor'da bugün.com'dan maçın yayınını sizlerle paylaşacağımızı söyleyerek yayını burada noktalıyoruz. Ben Oktay Kara, sürçülisan ettiysek affala. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.